Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tarihi bir mekanı size göstermek istiyorum. Defineci arkadaşlar için de bazı ipuçları var burada. Belki buradan bir alternatif bilgi çıkar. Şimdi gördüğünüz gibi kocaman bir kayanın ortası oyularak güzel bir işçilik çıkarılmış. Aslında bir mezar odası. Şöyle daha yakından incelemek istiyoruz bunu. İçini de görelim. Şöyle. Burası girişi. Şöyle de bir sütun var. Gayet de güzel bir sütun. Ağzında da şöyle girişinde kemeri var böyle güzel. Odanın girişi. Ve şimdi bu da odanın içi. Buradan bir şey çıkmış mı bilemiyoruz. Onunla kesin bir bilgimiz yok. Şöyle dibe doğru da bir gidişi var aslında. Ve son olarak da odanın etrafına, yani odayı bir bütün olarak koymuşlar, yani bir çerçeve gibi görüyorsunuz. Kocaman bir kayaya işlenmiş, etrafı komple 90 derece oyulmuş, yani kafes gibi. Ve daha sonrasında şöyle geldiğimizde arkadaşlar, hemen yan tarafında bir mezar odası daha. Bu da kocaman bir kayalığın tam ortasına yapılmış. Daha önce ağzında kapak varmış sanırım. O kapağı açmışlar. Ve içerisine giriyoruz, bakıyoruz. İçerisi mağara gibi uzunca bir gidişi var. Ama uç sonu nereye çıkıyor onu bilmiyoruz. Ve biraz daha ileride daha bir değişik bir oda var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kocaman üstlü ve atlı, üst tarafında da bir yeri var zannedersem. Bu da tamamen kayaya oyulmuş, mükemmel bir işçilik. O zamanda nasıl yapılmışlar onu da bilemiyoruz. Bakın şöyle, o da ta odanın içine kadar gidiyor. Orada da aynı bir bölme var. Ve son olarak bu taraftaki de yine aynı bir kapakmış. O da bir kayanın ortasına. Gördüğünüz gibi kocaman bir kaya, dağın göğsüne böyle kazmışlar. Yani oymuşlar. Burada da daha önce, şurada gördüğünüz gibi daha önce bir ağzında kapak varmış. Kapak patlatılmış. Ve işte mezar odaları. Temel olarak mezar odaları böyle bir şey. İçi daima üçgen oluyor. Kayaların içine oyuluyor. Ve bir kapak bu. Kapatılıyor ağzına. Çok doğalmış görüntüsü veriliyor ama aslında tamamen insan yapımı. Arkadaşlar şu işçiliğe bakar mısınız? Mükemmel bir şey ya. Defineci arkadaşlara da buradan bir fikir çıkar bence. Yani alternatif bir bilgi olur bu. Buradan bazı ipuçları bulabiliriz. Özellikle benim dikkatimi çeken şurası. Tamamen her taraf doğalken tam kayanın dibinde şöyle bir oyma. Muhtemelen kapakmış, etrafında çerçeve. Kapak patlatıldığı zaman ortaya çıkmış. Kapak varken tamamen kaya yekpare görünüyor. Evet arkadaşlar.